yapıyorsunuz? Sabah ellosu. Sabahın altısı bağıramıyorsun. Öyle. Bağıramıyorum. Çünkü insanlar uyuyordur. Bir bakıp çıkacağız, çekeceğiz. Nerede çekeceğiz? Antep. Antep'te. Antep'in hamamları. Hey. Ceyda göz kavurma yedirici. Koyun gözü. Antep'in en güzel yemeklerinden yavrum. Abi uçağa bindik. Bir dakika ben anlatacağım. Uçağa bindik. Görevli dedi ki neresi dedi. Ne dedi biliyor musunuz Ceyda? Gaziantep dedi abi. Uçağın içinde. Ya nerede olduğumu idrak edemedim. Gaziantep diyorum. Çocuk da gülüyor hadi ya. Yok ya biz sizi Amasya'da atacaktık sanki uçakta. İnanılmaz rezillik yani çıktı şu an. Rezil oldum. Fırat Albayram'a bakın, burada bile kendine oyun bulmuş. Game Boy. Solitaire. Annemin iş yerine gidip oynardım küçükken. Geç kaldık abi, geç kaldık. Antep'in hamamları. Hey. Hamam yok. Neyse arabamızı kiraladık, şimdi bineceğiz. Antep'ten bir şey istiyor musunuz? Gelirken getirmeyin. Ya Ceyda dedi ki Ateş Amerika'dan geldi bu hafta. Ceyda Ateş'i bilirsiniz. Bana dedi Antep'ten takı getir dedi ya. Buranın meşhurmuş galiba Antepliler yaz. Neyse heyecanlıyım. Belki yollarda sizlerle karşılaşırız. Şiki 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 şiki. Saksak hareketler yapmayın. Belki burada ayıp olmasın bana karşı. Bana karşı niye olsun ya? Size şeye karşı. Şehre karşı. Şöyle size Antep havası göstereyim hemen. Bombaş bir görüntü. Bu arada bugün aslında çok yağmurlu gösteriyordu. Yarın da yağmurlu gösteriyordu. Dün gece dedim ki, ya dedim şöyle dedim, hayalimizdeki gibi bir hava olsa, hayalimde bir hava yok yani işleri kolaylaştıracak diye bir dua ettim. Çok şükür yağmur da yok. Yarın da güneşli. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki gittiğimiz şehirlerde havaları birazcık böyle ısınmış olmasıyla meşhur olup arkamızdan genelde fırtınalar kopar. Umarım bu videodan sonra Antep'te hiçbir şeyler olmasın tabii. O da bir olmasın, kopmasın. Heyecanlıyım. İlk önce neye gidiyoruz acaba? Çok fena patladık ya. Antep'in rötarları. Hey! Bir dakika ne? Çalıştırmadın arabayı. Hayır lan otomatik değil sandım araba. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir dakika ya. Halledeceğim. Fırat'ın memleketindeyiz biliyorsunuz. Fırat'ın birinci memleketi. İkincisi İzmir. Üçüncüsü Aydın. Daha var mı bilmiyorum. Oh god damn it man. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu arabayı sevdim. Fırat her bindiğin arabayı seviyorsun ya. Hayır her bindiğim arabayı sevmiyorum. Kendi arabamı sevmiyorum. Bir tek kendi arabasını sevmiyor. Onun için her arabayı sevmiyor. Bu arabayı sevdim abi. Lan ben ne yapıyorum? Benzin alacağım. LPG'ymiş la bu. Şöyle bir LPG almamız yok mu aracı? Arabayı kapatmayı bilmiyorum ki. Ben para ödemeye gidiyorum. Sen burada kendine mukayese ol. Neyse. Gıybet yapacakmışım gibi oldu. Vallahi heyecanlıyım. Antep'e hiç gelmemiştim. İlk defa geldim ben. Fırat'ın kendi memleketi. Peki Antep fıstığı mı Şam fıstığı mı? Hadi bakalım kafalar yansın. Tabii ki Antep fıstığıdır burada. Şam fıstığı ne alaka be? Ama Şam fıstık da deniyor yeşil şeye. Ben biraz boş konuştum. İstersen kapatabiliriz. Hala açık mı o ya? Evet. Biz biraz daha eski Antep'e gidip hani daha böyle turist olarak gelmiş de gezmiş, mutlu olmuşa doğru ilerliyoruz. Herkes bak yapı malzemesi satıyor, baksana. Evet. Burası Antep'in yapı taşı. Hayret güldüm. Sinirlerim bozuluyor çünkü. Her şeyi nasıl buluyorum böyle yani alakasız bir şekilde. Antep'in hamamları hey sallanır. Ne koktu? Ne oldu? Lahmacun. Kokar tabii. Anam ne kadar güzel kokuyor. Şöyle bir yerdeyiz ama bakın. Hani buradan kötü yemek çıkmaz zaten. Şu an elimizde kamerayla tam bir turist tipiz ya. Tam turistiz ya. Ben bu pembe beremi niye taktım buraya gelirken? İnsan fazla der... renklisin Ceyda. Herkes koyu. Aa gel girelim. Aa dur bakayım ama çok güzel. Bizlik bir şey yok. E biz niye girdik o zaman buraya? Ne çıkalım bileyim ben heyecanlandım görünce. Şimdi herkes Antep'e gidiyoruz diye bizden baklava istedi. Hesap ettim. 25 kilo baklava getirmem lazım. O yüzden kimseyi almayacağım. Utku dedi ki bana şöyle bir et al. Alacağım Utku ama bakalım nasıl alacağım. Baklavalara bak. Amareyn. Baklavalar. Evet. Biraz ayı gibi hareketler yapayım da beni çıt kırılım bir turist sanmasınlar. Çek. Neyle çekeyim? Her yerle. Çektim. Burada büyük oteller de var ama ben de şöyle eski konak otel seçtim. Hem daha uygun fiyatları hem ay, de çok eğlenceli. Daha böyle eğlenceli evet. Ben sizin ülkeyi çok sevdi. Tekrar gelecek ben. Tamam hadi bakalım. Biz buradan mı alacağız Utku'ya şöbiyet? Yok onu en iyi yerden alacağım ama. En iyi yer neresi? En iyi almayacağım. Niye cancıklık yapıyorsun ya? Yesin çocuk. Yiyecek yiyecek merak etme Utkucuğum yiyeceksin. Sen rahat ol. Hem de çok güzel yiyeceksin. He yani. Buraya mı giriyoruz? Evet burası. Burası Bakırcılar Çarşısı. Burası mıydı? Bedesten yazıyor emin misin? Yanlış yere giriyoruz. Hayır yanlış yere girdik. Aa. Ay ne oluyor? Korktum bir an. Merhaba. Fotoğraf çekebilir miyim? Çekilebiliriz. Merhaba.
O hemen ne abi? Beynimi çek. Bak dokunmayın yazıyor ha. Tam ortasında çekeyim. İbrik girl. Biz bak şuraya gireceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Satılıyor mu ibrik? Ne yapacaksın aşkım ibriği sen alıp? Olurum bahçeye. Ben sevdiğim ülkeniz çok hoş. Burası Bakırcılar Çarşısı ama her türlü şey var arkadaşlar. Girdiğimiz gibi bittik ya. Hemen gördüğüm şeye daldım arkadaşlar. Heyecanlandım, panikledim, çıldırdım, delendim. Daha çok yolumuz var. Daha ilk girdiği yerde parayı harcadı. Şimdi diyecek ki, ben diyecek daha fazla şey alacağım. Bu 20 lira 70, 10 lira da övelki var. Ha, bu arada beğendiyseniz bak burada. Instagram'dan he. Aa, hediyemiz var. Çok güzel. Çok iyi. Dokuma çingene gazı bozuk para cüzdanı. Çok sağ olun vallahi. İnşallah kazancınız bol olsun. Şöyle bir şey hediye aldık. Poşetime... Almadan mallarını gider. Evet. Hemen girdiğim alışveriş yapıldı. Anlık anında sahnede. Anında yapıldı alışverişi. Yavrum baston falan var. Cezvelerim ay buyurun. Kendime cezve alacağım. Çabuk tut şunu. Beyaz olan çok güzelmiş. Çok güzelmiş daha. Evet. Hocam sen niye tahtacı açtın buraya Bakırcılar Çarşısı'nda? Yenilik şey getirmiş. Oha çok güzel. Aa yumurta şeyi. Aa diyor. Her kaçıyor. Şey aa diyor gidiyor. E daha ben yeni girdim. Turistim mi? Neyse dur etrafta turistim turistim demeyeyim de. Burası benim memleketim ya. Kocaman memlekette. Anahtar alayım sana yavrum. Anahtarla açamayacağın delik yok öyle diyeyim. Osmanlı anahtarı bize. Oo çok güzel. Yüzüklerin Efendisi yapacaksın bunlardan ne satar ama amca nereden bilecek işte Yüzüklerin Efendisi. Böyle minnacık çivilerle vura vura yapıyorlar abi. Aa zurna yok mu alayım? Zurna nereden bulacağım ben sana zurnayı? Ne bileyim aklıma geldi. Soralım belki al işte ana zurna. Ana. Onlar flüt ama. Bu Kaval efendim. Kaval işte. Sen bundan ses çıkartamayabilirsin onu söyleyeyim. Nasıl ya? Tamam o zaten onu dekoratif alacak. Yo. Yandık ya. Sana da bir şey aldım. Ne aldın? Akşam sürpriz. Kesin oradan saçma sapan bir şey aldım. Bence müthiş bir şey aldım ve çok eğleneceğiz. Hadi bakalım inşallah. Bir kahve içmeye götüreyim seni. Tamam hadi. Sonra seni botanik bahçesine götüreceğim. Sanırım takı toka tıkı tıkı. Sister Spell'in tarzı. Oba. Oo. Çok güzel. Güzelmiş de büyük yavrum ne yapacağım lan? Hemen çek. Dükkanı alırsın. Ha. Çektim. Şöyle bir ipek biber almam yok mu? Bu arada buradaki Antep biberine ipek biber denir. Acı olana. O fırın. Simitler kafam kadar. Her köşe başına katmer yazıyor. Tabii tabii. İyi sen nasılsın? Eyvallah. Elindekiyle bana döner falan dürüm bir şey getirdin sen ha. Hediye. Canımsın sağ ol. Eyvallah sağ ol. Yok, geziyoruz sağ video çekiyoruz. İşimiz var çekilelim. Olur. Çekilelim. Biraz Fırat Albayram'ın endamını görün. Memleketi ya. Aa kalkmacı. Ne kalkmış be birader. Her yer kalkma. Sen de bize bunu kalktırdın derler hani. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Siz de odanıza inanmıyorum. Çekim yapıyorsunuz. Evet. Buranın insanları göreceğiz. Çok tatlı. He canlar. Her yerde canlar tatlı. Ama burada böyle bir hoş hani uzak yer ya. Böyle bir gelince hoş hissediyorlar kendilerini. Tabii şaşırıyor. Şaşırıyorlar. Çok ilginç bir kahve gelecek. Nasıl? Çok şaşıracaksın. Eşimin memleketine geldik biz de. Aynen. Hanımın memlekete getirdim. Yemek fiyatlarını da ben size söyleyeceğim. Kahve fiyatlarını da söyleyeceğim. Daha yemedik içmedik bakalım. Hediyelik aldım mesela. 20 lira, 30 lira, 40 lira gibi ha, rakamlar. Uzun uzun. Yani turistik. Ben bir de indirim istedim. Değil. Annen dedi. Ne dedi annem? İndirim iste öyle hemen şey yapma. Annem bu konuda çok derece çılgın bir insan. Öyle mi? Evet. Anneme mesela diyorlar ki ne kadar diyor. Abla ya, üzerine yazıyor 70 diye. Size 50 olur diyor. 30 diyor. Adam söylediğine pişman olur mu abla diyor. Giderim diyor. Yani abla ben ona vallahi giderim diyor. Adam da şey diyemiyor kozu kacı kadına. Git o zaman diyemiyor. Abla olur mu? Vallahi giderim. Ben bunu almam o zaman. Yok istemem o zaman. Ver 30 lira al senin olsun. Bir pazarlık yapar alır onu. Eski anneler öyledir. Yöresel yemeklerin en güzellerine götüreceğim. Ya Yeseme'ye gideceğiz ya mutfak sanatlarına Yeseme. Karar veremedim. Bence Yeseme'ye gidelim. Yesemek. Ona mı gidelim istiyorsun? Yesemek de yesek de yemesek de gidelim. Olmadı. Neden yesemek koymuşlar? Yesek koysalar da ben burada şaka yapacaktım. Yapamadım işte. Tamam Yeseme'ye gidelim. Şurası zaten. Hallediverelim. Acıktık ya bu. Tamam. Yuvalama. Ne? Değişik değişik şeyler. Göz kavurma. Göz kavurma yok aşkım. Antep'in yemeği mi olur göz kavurma? Ama çok güzel şeyler yedireceğim sana. Çok beğeneceksin. Hadi bakalım. Look at this. Kahveyi bekliyorum. Kahve gelsin. Geldi. Nasıl ya? Bu kahve çift. Şimdi diyeceksiniz ki üstü mü? Hayır. Bardakta pişiyor ve ortasında hiçbir şey yok. Dibine kadar ikiye ayrılmış. Şimdi önce bir tarafta içiyorum. Biraz sert. Şimdi öbürüne bakıyorum. Ben de hiç içmedim. Bakayım nasıl pişiyor. O taraf kahve mi? Çok iyi. Burası bir tık sert. Yoksa çok güzel. Bakayım. Bir tarafı da kahve. Biri dibekle dövülmüş kahve, biri kuru kahve anladığım. İçtiğim dibekti. Bu taraf çamurlu. Anladın mı? Çok parçalı yani. Tortulu. Ha tortulu. Bu taraf. He, bu taraf tam kahve. Evet. Şey, normal kahve evet. Tadında. O nasıl oldu? Nasıl ayrılmış bu birbirinden? Otele gidiyoruz. Hadi bakalım. Otel burası zaten. Geldik. Asude Konak mı? Asude Konak aynı. Asude Konak. Ay. Aa çok iyi. Beni şurada hemen bir şey çek ama böyle bedbah. Çektim. Bir de böyle bakıyormuşum. Çektim.
Bu arada kahveler 15 liraydı. Evet, 30 lira verdik toplam. Değişik, güzel, emekli bir kahve. Ha, burasıymış işte. Ama bu tarafı gösteriyor. Önünden mi geçtik? Nasıl olur? Nasıl olabilir böyle bir şey? Hasude Hanım. Böyle bir yere girirsek ben çıkamam bir daha. Buraya buradan mı giriliyor biliyor musunuz? Sanırım. Kapalı gibi sanki. Lan otel kapalı mı? Merhaba. Bu konağın girişi nereden acaba? Biliyor musunuz? Açmıyorlar. Günleri mi değil acaba? Yo, rezervasyonumuz da var. Hani otelin günü varsa. Ya niye otelin günü olsun? Dur bakayım. Aşağıda düğün var bu arada. Siz duymuyorsunuz ama zurna çalıyor. İşte keşke zurnam olsaydı belki de. Ya öyle her yerde size işte karşınıza çıkıyor. Buranın girişi nereden? Buradan mı? Çok geçirdim ya. Ya inanılmaz bir olay yaşanıyor şu an. Otel açmıyor. Otelin girişi yok. Bedbaht Fırat. Abi o zaman başka yere gidelim. Asude Hanım bizi almadı, ne diyeyim yani. Ay bence girişi burası değil Yeda, ya. Yeda bu kadar zaten, bak şu kadar. Başka bir girişi yok. Millet Sokak. Aha, Millet Sokak'ta. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ve otelden kimse nasıl olmaz? Bir insan evladı nasıl olmaz? Ben anlamadım ki. Benim rezervasyonum var aga. O zaman Duran Ağa'ya gidelim. Duran Ağa'ysa orada duruyordur o zaman, gidilir. Otel ağa şeklindeymiş değil mi? Böyle ağa oturuyor. Gözlerinden şey yapmışlar. Pencere falan. Ya biz niye giremedik içeri? Ege gidek ne yapak artık. Abi çok acayip değil mi? Kimse yok. Çok telefonu da açmıyor kimse. Valete kadar mı gitti acaba? Aşağıda düğünde mi acaba? Çok tatlı bir fotoğrafımı çektim bakın. Fotoğraf çekirken şöyle bir gülücük yapıyorum Instagram'da. Abi bizim başımıza niye her gittiğimiz yerde garip garip şeyler geliyor? Bu kimsenin başına gelmemişti. Otel kapattı. Otel kapatmaya karar verdim gittiğimiz için. Oo, değişik atıştırmaçlar var. Winner. Winner Chips. Bilo. Bakın. Mr. Bilo. Nereden gidiliyor ya buraya? Winner. Sokağın adı Güceyli Sokak'mış. Ceyli. Benli. Benli. Fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii. Tabii. Artık konakta kalmayı öneremiyorum haliyle. Ama tabii bu bence çok elzem bir durum bence ya. Belki birisi bile bir şey olmuştur ya. Evet arkadaşlar, yemekler geldi. Şimdi Ceyda Hanım anlatsın size yemeklerini. Öncelikle söyleyeceğim, UNESCO korumasında olan yemekler bunlar. Çok önemli bir detay. Başlayalım. Nohut. Üstünde tamam. Bak onun safran var. Bu safran var. Bu yoğurtlu patates. Yuvalama zaten biliyorsun. Evet. Aa, teşekkürler. Bunlar da mezeler. Aa, asıl burada işte Antep dolma dedikleri şey var. Patatese önce safranlı bakıyorum. Patatesliye bakıyorum. Bunun içinde et suyu var. Hemen anlarım. Tamam. Hemen buna bakıyorum. Onun etinden yiyeceksin Ceylan. Hayır. Etinden yemiş. Adana'da da aynı şeyi yaptın. Löpür löpür götürdüm bütün etleri. Tamam, etinden yeme. Yavrum yapacak bir şey yok. Evet, bak bakalım nasıl. Çok güzel. Şimdi geldik en önemli. Gene mi et yedim ben ya? Bir daha şundan bir tane daha atayım. Evet, yuvalamaya geldik. O çok zor bir şey biliyor musun? Onu yapmak. Bunu ellerine minik minik yuvalayarak yapıyorsunuz. Evet. Aa. Doğru. Hadi ya, yuvalama yani. Acaba o değil mi ya yuvalama? Sıra geldi dolmaya. Antep'in en ünlü yemeği o şimdi. Sen niye Tarık Akan gibisin? Saçların Tarık Akan gibi. Ne güzel işte. Bu ikisi mükemmel. Hmm, bu çok değişik bir yemek. Evet. Üçünün de aynı şey var zaten, yuvalama gibi. Ama hepsinin tadı değişik. Aa. Dolma ya, dolma. Bu ne? Dolma çok iyi. Bir saat daha yeseydin de sonra yorum yapsaydın. O kadar iyi ki bir şey hatırladım çünkü. Hadi ya, geçmişine gitti Fırat. Memleketi biliyorsunuz burası. Çocukluğuna gitti böyle. Bir şeyler hatırladı ya. Ağla bir de. Çok güzel. Hadi o zaman yemeğe devam edelim de otel bulalım kendimize telefonu. Aynen, benim otel bulmam lazım. Hadi. Arabaya giderken bir otele rastladık. Şöyle Ceyda Kasabalı'nın şöminesi devasa. Toplantımız yok mu akşam? Kanalın geleceğini ve gideceğini konuşalım. Aa! O ne lan? Çabuk çekil orada, içecek yiyecek mi var yoksa? Aa, güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar ha. Orası da şey, mini bar. Hep mini barda ne olduğunu merak ederim ama hiç kullanmam. Bak şu tepedeki tahta çok güzelmiş mesela. Üstteki tahta. 500 yıllık burası ha. Yatak biraz ufak mı kocaman yere? Ama yani şu tavana baksanıza abi. Yuvarlak falan çok güzel ya. Gerçekten güzelmiş. Aa, çok tarz. Bakar mısınız lavabosuna falan? İç mimarı güzel çalışmış. Ne bu? Biraz bar tuvaleti gibi olmuş ama olsun. Burası duş. Ha, duşmuş. Dur. Duş. Öbür tarafta kaka tuvaleti diye düşünüyorum. Bakalım. Aynen, burası da kaka tuvaleti. Kaka tuvaleti ne? Arabayı bulamadığım için burayı buldum bu arada. Şimdi arabayı arayacağız. Arabayı bulduktan sonra botanik bahçesine gidiyoruz. Ondan sonra akşam yemeğe gidiyoruz. Sonra zaten ertesi gün ayrı video çekiyoruz. Yemek videosu çekeceğiz. Ah, bir dakika. Ne? Allah'ım çabuk kapat. Bizim çocuğa şöbiyet alacaktım. Unuttum sanma.
Alacağım. Unuttum sanma deyip kameranın önünde unuttuğunu bari. Alacağım net. Alacağım. Ve gördüm Zeki İnal. Zeki İnal dediler, bir saattir yürüyoruz. Ben dedim ha Zeki Ama İnal Ama haklılar diye. Bak şu an anladım ben hemen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok güzel. Ben bunu bitiremem ki ama. İncecik olmuş hamuru ya. Ne kadar borcunuz? 1 kilosu 250'ymiş. 1 kilosu 250. Merhaba. İyi, sağ olun. Video çekiyoruz, o yüzden geldik. Yani şöyle söyleyeyim, Zeki İnal var ya arkadaşlar. Resmen laboratuvar temizliğinde ya. Böyle bir şey olamaz yani. Helal olsun adamların temizliğine ya. Baklavayı yemek videosunda nerede yiyeceğinizi söyleyeceğim ama şöbiyeti gerçekten Zeki İnal'dan tüketebilirsiniz. Tüketmek değil, götürmektir o. Arabayı nasıl bulacağız? Ben bunu merak ediyorum. Arabayı bulacağım. Sonra Botanik'e gideceğim. Yani başıma gelmeyen kalmadı gene. Bu sefer arabayı kaybettim ama bu benim suçum, arabayı kaybetmek. Aa, merhaba. Merhaba. Tabii. Tabii. Ben fotoğraf çekeyim canlarla, ondan sonra şey yaparız. Araba meğersem dibimizdeymiş. Ters yöne gidip tekrar geri döndük. Bu sırada da Antep'i gezdik. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır efendim. Yani Antep diliyle canlar düzenli olarak gelir videosunu ister. En az 3 haftadır baklavalar. Zilini, bildirimini açar. Son zamanlarda bazı canlar açmadığını fark ettim. Açsan ne olur cancık? Ne demek cancık? Cancık işte o. Gelir, videoları izler, beğenir, keyif alır. Ama bir like atan, bir yorum atan, bir etkileşime girem. Canlar Antep'te mükemmel bir baklava iken. Cancıklar bezelye püresiyle yapılmış baklava. Böyle adamlar çıktı bu arada zamanında. Bezelye püresi katılmış zamanında, biliyor musunuz? Ne? Yeni gelen izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Can olma yolunda ilerlediğiniz şu günlerde sizlerin de bize katılması bizi berhudar etmiştir. Berhudar. Beyhude. Berhudar ol yavrum. Berhudar etmiştir. Tam olarak kabus gibi bir ne oluyor ya biliyorsun. Botanik bahçesi de kapanmış. Biz ne yapacağız şimdi? Ne yapıyorsun Antep'te? Antepliler bu saatlerde. Sıra gecesine mi gideceğiz? Erzurum'da olur o. Urfa'dadır sıra gecesi. Erzurum'da da yok mu? Bütün doğuya yayılmış bir şey de Urfa'dadır sıra geceleri. Tamam canım, hepsi sırayla yapıyor işte. 5'te botanik bahçesi mi kapatılır? Biz ne yapacaktık zaten botanik bahçesinde ki? E sen dedin botanik bahçesine gidelim diye. İki güller müller Instagram fotoğrafı çektiririz. Neyse, zaten sonuç olarak... Biz burada size Antep'i gezip neler yapılamayacağını gösterdik. Ben bir üstümü değiştireyim. Neden? Bu nasıl gerçekleşmiş ya? Ne? Emniyet kemerini içine giymiş. Ben kapatayım, görmeyeyim. Güvenli olsun diye. Şimdi bir fikir değiştirdik. Gar lokantası varmış. Garın içinde, oraya geldik de orayı bulamadık. Boşuna 20 dakika daha yolu yaptıysam çünkü Antep'te. Allah adama... Allah, heykelmiş ya. Abi sormaya gidiyordum, biliyor ben musun bunu ya? Aynı şey oldu şu adama sordum. Soracaktım. Orada mı? Gel aşkım, burası. Kesin mi? Kapanmış gibi gözüküyor daha ziyade. Kokuları duymuyor musun? Of, duyuyorum. Çok övdüler burayı. Özellikle Timuçin. 10 bin dolarlık Kobe etini bize yediren Timuçin burayı öve öve bitiremedi. Çok beğendiğini söyledi. Bakacağım. Ama ilgi alaka çok güzel. Çok müthiş insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Şunun üzerine gelen sarımsakla ben şu an bayılırım. Kendini çok kaybetti iyi. Ceyda zaten şu anda. Nasıl olabilir ha bu? Çok mu güzel? Karnabahar kokmuyor. Şalgam çok iyi bu arada. Bu buraya sen özel bir salataymış. Benlik. Ceviz var. Fratas ceviz var. Yani yarısını yedin ya video içinde. Acıktın mı yavrum? Biz de acıktık. Yani ceviz olmayı da şunu yiyeydim ya. Sen montunu çıkarsana yavrum, şuraya bir yayılsana. Ne oldu, acı mı? Acı mı? Kendini kaybedeceğim. Yemem ben bunu, bayılırım burada birazdan. Şu humusu baktı Ceyda. Bunun ne olduğunu bu bilmiyor, bakacak. Bilmiyorum. Ne? Güzel mi? Beğenmedin mi? Bu beyin mi? Evet. Beğendin ama bak bak. Bilmeden yedim ve hoşuna gözüm gitti. Gözüm seyiriyor. Hoşuna gitti ama. Beyin o. Aşkım şöyle beyni tavuk desem yersin ya. Üstüme gelmeye inanamam, çalıyor şu an arkada Sibelcan. Tamamen psikolojik olduğunu anlamışsındır. Mis gibi olmuş beyin. Evet Ceyda'cığım, bu Antep kebabı. Yani sebzeli kebap oluyor kendileri. Şöyle bir şey. Bakalım bunu nasıl bulacaksın? Kokusu hadi buraya geliyor bu arada. Ceyda Hanım bunu beğendi. Kendime şöyle şey yapacağım şu an. Hadi bir bakayım bir dakika. Deli gibi biberin tadı geliyor abi. Buradan sonra bir künefe, otel. Künefe mi yerim abi? Tatlımı yemeden ben yatar mıyım ya? Antep'e gelmişim, künefe mi yiyeceğim? Yiyeceğim. Yağmur başladı yalnız. Ne olacak? Künefe yenmiyormuş yağmurda. Künefeciye gittik ama bomboştu. Bir gol yemeyelim diye vazgeçtik, girmedik. O yüzden odaya geri döndük. Balabana hatun. Tez gel hele. Şöyle Antep'ten baklava getir de ağzımız şenlensin. Az önce kardeşlerimle yemiş idim beyim. Ben almayayım. Benim şenlensin. benim şenlensin. Ver oradan şöbiyet. Bakayım kalmış mı? Bak bakayım. Gül kıza sorayım. Gül kız.
Aşkım getirsene gerçekten şöbiyet. Yok arkasında duruyor. Kameranı nasıl getireyim? He. Tamam bitmiş o zaman tamam. Kamerayı tutan şey şöbiyet kutusuymuş. Şöyle o zaman bir raks et eyle de neşem yerine gele. O vakit ben raks eyleyeyim. He. Zurna düttür bakayım. Çok iyi derler senin için. Öyleydi zamanında beyim. Evet. Şuraya koymuş idim. Koyduysan getir. Koyduysan getir. Getir idin. Koyduysan getir idin. Hadi. Anam çeyizime koymuş idi. Anam dezenfektan da koymuş idi. Düttür. İzninizle. Yan tarafta da Adel çalıyor. Handayız ama. Hafif paslanmış idim. Tövbe tövbe. Ver hele şunu bakayım bana. Beslemi anladın mı ama? Ne anlayacağım ya? Neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan da zevk alasın. Yarı dönemde bırakmış idim. Bütlere kalmış idim. Aa, sana bir hediye aldım ben bugün. Aa bakayım. Dur bak. Ha doğru ya, hediye almıştın, söylemiştin. Beyin gitti. Beyin gitme diye burada. Antep'te yaşanan Antep'te kalır. Hello herkese, merhaba, ne yapıyorsunuz? Hocam yani böyle bir şey olamaz ya. Host arkadaş Ceyda'ya nereye efendim diye soruyor, yani yerini gösterecek. Ceyda böyle dedi ya. Antep'e gidiyoruz. Bir iki tane de yolcu duydu, bir sessizlik. Birisi böyle çantasını koyuyordu böyle. Döndü baktı falan. Ya en az minimum bu 5 kişi sağa sola şunu anlatacak. Ceyda ile Fırat, abi onlar çok salaklar bak. Çok komikti ama ya gerçekten. Ama ne yapayım ya, koşturmaktan yüreğim Allah'tan ağzımda. Ben arkandan. Böyle yaptı. Ne? Antep'e mi dediniz? Bence havaalanı. Full benim gerizekalı olduğumu düşünmüş. Biletle yanlış okuttum ya geçerken. Böyle şeyleri çok yapıyor Ceyda. Bir şey söyleyeceğim, şeydi çok komikti bu arada. İlk girerken ötüyorsunuz ya zırt pırt. Ayakkabının botunu her şeyini çıkarttık zaten. Çıkartmadığım bir şey kalmadı. Bir kabine sokuyorlar seni. Ve o kabinde nerende hatalı bir şey varsa orada bir kırmızılık oluyor. Nerende var mı? Kabinde. Cebimde şöyle bir kırmızılık. Ne var hani? Telefon. Dezenfektan. Küçüğü büyüğünü aldılar ya. Küçüğü duruyor buramda. Kadın diyor ki maşallah silah gibi saklamışız. Ya of ya. Sanki görünmeyecekmiş gibi. Gizli gizli sanki dezenfektan su kaçırıyorum şey ülkeden. Biliyorum ki küpelerim öttü herhalde. Ekranda kırmızı buram. Antep. Arkadaşlar şimdi Yunus'u alacağız. Kameraman da geliyor. Ne bakıyorsun yan yan? Sevgimden baktım be. Evet, evet. Sabah zindanda uyandık. Abi çok komikti bence. Kaldığımız otelin böyle 500 yıllık ya. Üstlerine şöyle iki tane kuş yuvası gibi ışık koymuşlar. Oradan böyle ışık girince bayağı zindan gibi ışık oluyor. Işık değil, pencere. Pencereden işte ışık giriyor. Instagram'a koydum fotoğrafını. Instagram'da takip etmeyen göremez. Evet, geldik bakalım Yunus Bey'i almaya. İndin mi Yunus? Yok, uçuyordu. Tamam, çıkınca sağa dön abi. Arabayı park ettik biz. 27 plaka Citroen. Tamam, sen çık, o tarafa yanaşamadın. Tamam. Ne gülüyor? 27 plaka. Yani benim uçağa binip Antep'e gidiyorum ömrümden daha beterdi ben. Hayır, değildi. Seninkisi daha kötüydü. Benimkisi birine karşıydı çünkü. Ben o yüzden rezil oldum. Sen benimki milyonlara düştü. Rezil oldun şu an. Yemek videosunu çekiyoruz sabahtan beri. Ceyda Hanım şimdi baklava alacak. Alacağız yani. İstanbul'dakiler de tadına bakmasın, bu şahane lezzetmiş. Evet, bayağı iyi burada. Ondan alacağım 1 kilo. 1 kilo daha ondan. 2 kilo olacakmış gibi düşünelim. Yunus da alacak ya. Yunus da alacak, tamam. Böyle mi satılıyor? O teşhir ürünü aşkım. Tamam, anladım canım. Kaç kilo diye bakıyorum. Kaç kilo? Anlamadım. Gitmiş durumdayım arkadaşlar, böyle bir yemek yemek olamaz. İşte dedim ya, bugüne bırakacağım diye. Akıl almaz yedik ya. O video geldiği zaman göreceksiniz. Neden ayırdığımızı da anlayacaksınız videoları. Gerçekten hak ediyor yani gurme şehri lafını. Tabii Urfa'nın da Adana'da çok iyi. Ama bu başka bir şey yani. Böyle memleketimi kayırdım, kusura bakmayın artık kendinize şey yapmayın. Oğlum her yer pasaj ya. Kafamı çeviriyorum başka pasajcıydı. Kalacak yerden sonra ulaşım sıkıntımız. Biri bizim yerimize check-in yaptırmış nasıl oluyorsa. Yerlerimizi değiştiremiyoruz. Uçağın önünde Ceyda, ortasında Yunus, arkasında ben oturuyorum şu anda. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi havaalanına gitmeye karar verdik. Geldik abi buraya. Saat 5'te buraya geldik. 2 saattir bekliyoruz. Birazdan açılacak check-in. Kitaplar aldık gelmeden önce akıllık edip. Ben zaten Harry Potter'la gelmiştim. Ben alamamıştım ama şimdi 3 tane manga aldım. Bakalım işte yani burada malak bilak oturuyoruz ya. Olmadı aldığımız baklavaları, şöbiyetleri yiyek şurada. Niye yiyelim ya? Hallettik. Üçümüz yan yanayız artık. Dün gece saat 12.30'a doğru evdeydik. Hem kartları bırakacağız, hem Utku'yu göreceğiz, hem de Utku'dan öcümü alacağım arkadaşlar. Sevgili canlar.
Dalga mı geçiyorsun yoksa ciddi bunu mu almayı düşündün? Düşünmedim, aldım işte. Niye dalga geçeyim? Bu lan köpek babası gibi bunun içine koymuşum bir de. Alo? Duydum. Ne dedin en son? Utku dedin. He, Utku'ya işte istediklerini götürüyorum. Kartı götürüyorum. Çekim yapıyoruz da bir yandan. Dedim öyle kapatalım videoyu. Aynen. Tamam. Rast kaldı, geldik sayılır. Tamam. Hadi bay bay. İniyorum. Çocuğun niye kapattın yüzüne? Şöbiyet de şöbiyet. Bir haftadır söylüyor. Bakalım. Şöbiyete doyuracağım onu ben şimdi. Aç ağzını. Aç aç. Aç lan aç. Aç. Oh. Oh. Nasıl? Güzel değil mi? En güzel yerden aldım. Evet. Harbiden en güzel yerden aldık bu arada. Mutluluktan ağlıyor arkadaşlar. Dur, daha sürprizim bitmedi. Gel gel. Başka sürprizlerimiz var. Aç avucunu. Aç avucunu. Aç. Aç. En güzel yerden. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da cebimden çıktı cabası. Hadi bakayım. Antep fıstığı yavrum. Şan fıstığı derler. Antep fıstığı. En güzelinden. Dudağında kaldı bak bir tane. Beğendin mi şöbiyetini? Geri kalanını Ceyda ne yaptınız? Yedik. Bir tane de sana getirdim. Sen şöbiyet... Abi ben senden 1 kilo istedim. 1 kilo. 1 kilo demedin. Değil. Bana şöbiyet getir dedim. Bir tane de şöbiyet. Şöbiyetler deseydin birkaç tane getirirdim. Şöbiyet dedin, şöbiyet getirdim kardeşim. Ayrıca her yerde var. Kanka onu istemediğine rağmen getirdim. O da KDV'si. Antep'te bir şey olunca KDV alarak. Bağlamaz. Neyse ben sana kartlarını vereyim kardeşim. Biz teşekkür ederim. O kadar yol taşımışsınız. Bu kartların, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Ne kadar çektiniz? Çok çektik be. Çok çektik be. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Şaka lan şaka. Al. La sana aldık 1 kilo tabii ki de. Al lan al. Al lan al. Hadi be. Al yersin al. Ben senin gibi can çıkmayayım. Hadi görüşürüz. Hadi bye.